Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yabancının falan filan geldiğini tahmin etmiyorum yani. Burası bizim Abdurrahman Çelebiler falan götürüyor getiriyordur muhtemelen. Çünkü böyle sert hareket eden kağıtlarda mutlaka birileri var. Böyle düşünsün bizim küçük yatırımcı. Veya daha doğrusu küçük yatırımcı değil de küçük spekülatör. Şimdi 240 bin tanesi küçük spekülatör gelmiş piyasaya. Onların da nerede olduğunu biliyorum. 3 aşağı 5 yukarı. Hiçbiri öyle büyük yani endeksi götürecek falan kağıtları mağıtları almamışlar. Maalesef. Herkes o çılgın rallilerin falan olduğu yerlerdedir. Büyük ihtimalle. Neyse geçelim. Hocam çok... Herkese selam. Bu videoda bu videonun adını hakikaten ulusal yüzün dışına çıkmamalı mı ya da gerçekten BIST yüzün dışına çıkmamalı mı ile yani ikisi arasında düşüneceğim. Daha karar vermedim. Yani bu video endeks 100'den endeks 30'dan çıkmamalı mıyız konulu olacak. Yani bizi ham yaparlar mı? Öcüler mi var Borsa İstanbul 100 endeksinin dışında? Onu bir inceleyeceğiz. Şimdi pencereyi kapatayım. Bunu bayağıdır görüyorum. Hatta geçen sene işte 2019'un başında askerden geldiğimden beri görüyorum. Dediğim gibi yazın 2018 dolar atağı olunca yani bayağı büyümüş pazar. Hani bayağı ilgi bu alana. Yani bambaşka bir dünyaya geldim sanki Temmuz'da gidip 2000 Ocak'ta gelince. Sanki bambaşka bir dünyaya geldim. Bunu da o zamandır görüyorum. İşte BIST 30'un dışına çıkma, BIST 100'ün dışına çıkma. Hadi 30 ağır hani daha ağır kanlı gibi düşünülür. Çünkü daha büyük tahtalar, daha büyük hacim olduğu için bir kademesinde 5 milyon TL dönüyor ya da 10 milyon TL dönüyor. Ama küçük tahtaları getir 10 milyonu 3 gün tavan götürürsün deniyor. Bunu kim diyor? Ben diyorum. Bu yeni üstadlar demiyor bunu. Aman diyorlar çıkmayın. Şimdi bu videoyu onun için çekeceğim. Bunu çekmek fikri bayağıdır vardı ama şunu görünce karar verdim. Bu Finans Sohbet kanalındaki abi de güzel, iyi niyetli videolar yapıyor. Güzel. Bunu görünce ben abone miyim? Aboneyim galiba. 17.500 abone var. Şimdi işte meraklısı durdurup okuyabilir. Şimdi ben tekrar okuyayım şunu. Şuradan durdurayım videoyu. Hatta dışımdan okuyayım ya. Sizlere endeks anlatma nedenim borsada, yani bu birleşik olacak neyse, işlem gören en büyük hacimli ilk 100. En büyük hacimli ilk 100. İşte bunu hakikaten öyle mi? Bugün bu videoda onu bakacağız. 25-30 dakika olacak galiba videoda. Boş kışır hakkında ancak sizin hisse satın al. Aslında böyle okumayı hiç sevmem de hani daha önce okudum diye. BIST 100 yani XU 100 ile doğrudan alakalı hareket etmeyebilirler. Yani herhalde her zaman olduğu gibi yani yıllardır mesela 2018'in başında da benim hatırladığım 120 bin oldu endeks. 2017 neydi o kredilerin adı ya? Kredi Garanti Fonu'nun gazı ile 2017 yılı boyunca yükseldi endeks. Hatta Kasım 2017 Aselsan'ın yılı oldu. Aselsan herhalde endeks 30 kağıdıydı. Ve 3 katı kazandırdı galiba. Yani 2019'daki Pegasus gibiydi yani. Neyse zaten bugün üstatlık yapanların birçoğu da o Aselsan gazıyla 2017 yılı içinde gelmiş. Yani kendileri de söylüyorlar zaten. Hani blog olan Twitter'da 100 bin takipçisi olanlar da zaten o yıl gelmişler. Hoş gelmişler. Güzel. Şimdi şunu okuyalım. Yorum yaparak sizlere asla 3'ten 35 olmuş. Ufak hacim danışmanlık. GYO ve benzeri. Evet, emlak GYO mesela. Torunlar GYO. Firmaları çok açık yazıyorum. Manipülasyona açık. Aslında manipülasyon spekülasyonun arasında çok çok ince bir çizgi var. Bunun da videosunu yapacağım.
Manu değil, mani galiba. Neyse, önemli değil. Manipülasyon, spekülasyon, manipülasyon. Neyse. Manipülasyona bir kere tanık oldum ben. Bir kere 2014 yılında, 2013-2014 açık bir manipülasyondu. Çünkü yabancı hisseye satacağız diye şey yaptılar ve 2 yıl sonra o hissenin internet sitesinde yerler esiyordu. Yani öyle bir fon yok aslında. Yabancı fona satacağız. Bir adam topladı bir tane kamu bankasının iştirakin, kamu bankasının değil, kamu bankasının iştirakin hisselerini topladı. Piyasadaki malların zaten yarıya halka çıktı. Piyasadaki malların %85'ini topladı ve bu adamı dökmek için bedelli sermaye artışı açıkladı ve döktüler bu adamı. Bu bütün olay 2013 ve 2014 yılı arasında oluyor. Mesela o manipülasyondu. Çünkü öyle bir fon yok. O adam kendi uydurmuş onu. Yani o zaman çalışıyordu. O zaman vardı ama 2 yıllık domain almışlar ya da 1 yıllık domain almışlar galiba. Şey yapıyordu yani. 1 yıllık domain almışlar. Sonra da o domain düşmüş. O herif 20 milyon lot falan aldı o hisseden. Bunun da videosunu yapacağım da. Dediğim gibi dosya boyutu çok böyle ekrandan kaydetmek kolay. Güzel. Boyutu küçük oluyor. Ama diğer türlü masada çalışınca biraz kötü oluyor. Bayağı uzun sürüyor yüklemek. Neyse onu da yapacağız. Boş. Şimdi sırada BİM var. Çok açık yazmak gerekirse bu hacimli hisse ufak hacimde. Ufak hacim nasıl oluyor bilmiyorum. Hisse hakkında yorum yap. Ertesi gün hareketin sonucunu bilsem dahi ne beni üstad bilmesem de beni acemiye dönüştürmez. 5 nokta. Kısaca tesadüf olur. Bu tip ufak yapan değerli abonelerim şunu bil. 2 ayda giden 50 olan bir fonu aynı hız ve vadede geri gelebilecek muhtemel potansiyeli vardır. Potansiyelleri. Çünkü bu tür acımlı düşük sermayeli hisseler, ufak acımlı düşük sermayeli, acımasız tahta manipülatörün M'si büyük, acımasız tahta yapıcıların da TY'leri büyük. At koşturup cirit attıkları. Yani spekülasyon, spekülatör her yerde vardır yani. Garanda da var, Aselsan'da da var belli gruplar. Daha doğrusu birbirlerine hani sende ne kadar mal var, bende ne kadar mal var diye birbirlerini tutarlar ya da tutmazlar. Burada virgül ülke ve faaliyet raporları, şirketin mali genel ekonomik durumu, şirketin hisse fiyatını etkilemezler. Ben bu firmaların ne yapacağını tahmin etmemizi olanaklaştırıyor. Küçük yatırımcı olarak bu mekanlarda tamamen tesadüfi şans eseri. Yani emlak konut mesela büyük tahta ama geçen hafta alanlar iyi para kazandı. Bu hani emlak konutun bilançosu açıklananı da bayağı oldu benim bildiğim. Herhangi bir şans oyunu. Ve itibarını ve 17.500 aboneye karşı sorumluluğumu zedeleme olasılığını düşünerek bu tip. Yani diyor ki BIST 100 dışında yorum yapmayacağım diyor. Peki bakalım BIST 100'e nasıl şirketleri alıyorlar? Hangi hızda alıyorlar? Çünkü ben BIST 100'ün değişim hızının, dönüşüm hızının çok hızlı olduğunu düşünüyorum. Artık iyice düşünüyorum. Çünkü her çeyrekte 3-4 şirketi alıp çıkarıyorlar. 3 şirketi alsan senede 9 yapar. Pardon 12 yapar. %12 devinim hızı yapar o da. Ve bu bayağı yüksek. Şimdi Borsa İstanbul. Şimdi biz pay endeksleri diye aratırsanız bu çıkar. Bu direkt Borsa İstanbul'un kendi sitesi. RT Laboratuvarı 2'den hani 2'den 50'ye mi gitti? 50'den döndü galiba. %10 tavan kapamış. Bunlar herhalde kapanış fiyatıdır. Tavan kapamış. Neyse bunlar manipülasyon falan filan. Aslında yani manipülasyonu yapmak çok zor. Bir de öyle bir şey var. Yani bayağı emek gerektiriyor manipülasyon. Yani spekülasyonla manipülasyon arasında çok ince bir çizgi var ama manipülasyon tarafına geçmeniz için de bayağı uğraşmanız gerekiyor. Onun gibi bir şey yani. Şimdi paylar ve ağırlıkları için tıklayınız diyor. Tabii şunu tıklayınca bir Excel açıyor. O Excel'i şurada açtım ben. Ağırlıkları. Çünkü bu ben bunu çok sonra falan anladım. Şimdi şunu gizli yapalım. Hepsi aynı olduğu için. Kapanış fiyatını alıyor. Bunu da gizli yapalım. Şu. Toplam pay sayısı, dolaşımdaki pay sayısı. Aksigorta yani toplam pay sayısı dediği sermaye. Bu da halka açıklık oranı. Tabii bu
hangi videoda hatırlamıyorum. Philip Fluat şirketin aldıkları ve %10 ve yukarısı ortakların aldıkları hariç, onlar düşüyor. %10 ve yukarısı sermaye sahibi biri payını %11 yaparsa buradan 0.27 olur bu. Öyle düşünün. Önceden bu %5'ti, sonra %10 olmuş. Ama tabii %5'i geçince yine bildirim gönderiyorsun kapa. Şimdi şöyle, şunlar halka açıklık oranı, tamam mı? Bu da endeksteki ağırlığı şirketi. Bu hangi endeks? BIST endeksi. Bakın BIST endeksinin %7'si Akbank'mış. Şimdi bunlardan önce şuna bakalım. Şimdi öyle böyle anlatınca da millet diyor ki sen karışık anlat. Ne yapayım yani? Bu iş böyle anlat. Bunun başka anlatan var mı bunu? Yok. Adam onun dışına çıkma diyor. Tamam, sen de tamam diyorsun. Ama şimdi bak onlar nasıl belirleniyor. Şey yapacağız. Burada tanımları vermiş. Tanımlarda değil de hesaplanan endeksleri de geçeceğiz. 5. bölümlü galiba. Ha, alınma kriteri. Burada diyor ki yıldız pazarda yer alacak. Tamam. Yıldız pazardan. Şimdi ne var? Yıldız pazar var. Bir de ne vardı? Ana pazar var. Onu da anlamadım ya. 2 tane pazar var. Ya hepsi eşit işte. Sadece 5.1E'ye göre. 5.1E dediğine şu. Endekslerde payların seçimi aşağıdaki. Bakın şimdi. Ortalama fiili dolaşımdaki pay piyasa değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Tamam. Bakın dikkat edin. Fiili dolaşımdaki pay piyasa değeri. Zaten yukarıda açıklamış bunun ne olduğunu. Paylar değerleme döneminde günlük ortalama işlem hacimlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Günlük ortalama işlem hacimleri hesaplanırken payların özel işlem bildirimi hariç tutulur. Sadece tamam. Yani tahtadan işlemler. Her iki listede, bakın şimdi, her iki listede birinci sırada yer alan pay varsa nihai listede ilk sıraya konur. Yani hem fiili dolaşımdaki pay sayısı artacak hem de fiili dolaşımdaki pay sayısı, piyasa değeri ve işlem hacmi artacak. Yani işlem hacmi artmadan buradan şeyi anlayabiliriz. Yani işlem hacmi artmıyorsa zaten bir şirketin, bu tabi not olarak değil TL olarak işlem hacmi o artmıyorsa zaten burada birinci sıraya gelemez. Onu kenara koyduk. Birinci sırada, ilk iki sırada yer alan pay olmaz. Ya bu kısımlar biraz anlaması zor. Bakın ortalama FDP PD'si büyük olan nihai listede daha üst sıraya konur. Tamam. En üst sırada yer alan paylardan başlanarak 6. bölümde açıklanan endekslere alınmak veya çıkarılmak için gereken üst ve alt sıralar gözetilmek suretiyle endekslere seçim yapılır. Burada ne diyor şimdi? Nerede? Temettü 25. Ya ben ilk hesaplandığında bakmıştım. Temettü 25'te Akbank'ı görünce bir daha da bakmadım yani Akbank'a. Ama Temettü 25 endeksini. Bu biz Temettü endeksinin nasıl seçildiğini anlatıyor. Ha şurada. Nerede 95 ile 105 ya? Endekslerin kapsamındaki paylarda dönemsel değişiklikler. Bu yukarıda anlattığı gibi hesaplar yapılıyor. Yukarıdan aşağı yazılıyor. Belirlenmiş üst doğal sıralar endeks bazında aşağıdaki gibidir. BIST 30 için 25 ve 35. Yani 30'dan 35'e yedek, 25'ten yani düşme, küme düşme sıralaması gibi düşünülebilir yani. 95, 96, 97, 98, 99, 100 kümede. Kümede kalma mücadelesi veriyor. Ne yapmak lazım? İşlem hacmi. Yani BIST 100'e alma kriteri işlem hacmi. Şimdi buradan BIST 100'e bakalım. Neler var? Neler var? Anadolu Efes, tamam, güzel. Akçansa güzel. Aksigorta yılın başında şey oldu. Ben takip ettiğim için biliyorum. Alarko GEO, bu da güzel. Yani Alarko GEO ne zaman endeks hissesi oldu bilmiyorum da. Alarko GEO. Yani %20 yapmış. Ertesi günde tabii şu da yüzde kaçsa artık bu bilmiyorum. Şimdi en yükseğinden hesaplamak lazım. Yani hakikaten
Hakikaten de manipülatif değilmiş yani. Bak şurada aldığınızı, hadi şurada yani şurada aldığınızı düşünmeyin, tamam mı? Şuralarda bir yerde şurada aldığınızı düşünün. Bir de kendinizi şurada düşün. 140 burada, 180 bin burada, 90 bine düşüyor işte. Yani şuralar 90 bin. Ya buradan sonra toparlamış. Yine 130 olmuş yani. Şey yapmayın. Bir de şu işlem hacmine baksanıza. Tabana kadar vermişler. Bu o demek. Yani zaten açılışı şu. Yukarı gidiyor. Sonra tabana kadar vermişler. Sonraki gün bir daha tabana kadar vermişler. Herhalde lotları bitti. İşte endeks hissesi böyle olunuyor. Albaraka desen bedelli yapıyor. Yani bazen şey oluyor ya. İşte aman BIST 100'ün dışına çıkma. İşte BIST 100 endeksi bedelli yapıyor yani. Bedelli yapacak kadar. Ve şey, bu Albaraka Türk'ün sektöründe 4 tane şirket vardı. Biri gitti. Yani ismini almayalım. Bir tane katılım bankası gitti. O kaldılar 3 şirket. Türkiye Finans, Kuveyt Türk, bir de Albaraka Türk. Sen bana para ödemen, yani pazar payı kapıp para kazanıp bana para ödemen gerekirken benden bir de para istiyorsun. Yüzde kaçta hatırlamıyorum. Yani Albaraka Türk o yani. Alkim. Alkim endeks hissesi. Endeks en son ne zaman değişti? Endeks bu ayın sonunda bir daha değişecek işte. Aha. Al sana endeks hissesi işte. Yani bir de şey var tabii. Şuradan duyurular var. Muhtemel kula geçelim. Şurada haberler var, tamam mı? Duyuru arşivi. Nerede duyuru arşivi? Şey de önemli. Hatta ben BIST 100 endeks dışından seçmeye çalışıyorum. Yani endeks atılmış, pardon. Temettü endeksine bir bakalım. 3 aylık. Birinci 3 aylık dönemi için. İkinci 3 aylık dönem için henüz açıklanmadı. Ama 10 güne açıklanır. Ne diyor burada? Bütün endeks... Mesela BIST 25, BIST temettü 25'i BIST temettü endeksine yeni almışlar Pergamon'a. Günaydın. Yani temettüsü için mesela temettüsü için hisse alacağım. O zaman Pergamon'u hiç almazdım. Çünkü yeni almışlar. Mesela CreditWest bu sene ödemedi. Hemen direkt çıkarmışlar zaten. Neyse BIST temettü 25. Temettü 25'te Pergamon yok. Yani endekse baksaydım o 24 ayda ana parayı, ilk lotları, parasını yere almayı yapamazmışım demek ki. Şu. BIST 100 endeksine bakın şimdi. Bu 17 Aralık'ta açıklanıyor. Çünkü endeks fonların yani uyum sağlaması için zaman vermek amaç. Şimdi alınacak paylar. Bu aksigortayı burada görünce üzüldüm. Çünkü başka zaman kendi kendine hareket ederken şey... hisse endeks kağıdı olduktan sonra endeksle beraber hareket etmeye başlıyor hemen hemen. Ne kadar ağırlığı düşük de olsa. Mesela şurada neydi? Ağırlık. Burada şu. Binde aksigorta. Binde 1.8. 1881. Vay. Anlamlı. Şimdi mesela bizim mağazalarda BIST 100'ün içinde. Yani bizim mağazalara alınır mı? Şimdi binde 1.8 yani şimdi %10 gitse bu endeks kaç? %0.7. Gerçi bu yüzde hesabı böyle yapılmıyor. Biraz puan hesabı var bunun da. Böyle yani ağırlığı mesela garantiyle Akbank'ın eşit hep böyleydi zaten. Şimdi Ereğli'ye bakalım. Ereğli'nin de %6 denilebilir. Şimdi başa gelelim. Aygaz'ı mesela şimdi kendinizi Kasım 2019'da düşünün. Kasım 2019. Aygaz almayacak mıydınız? Yani birisi almayacak mıydınız? Birisi Kasım 2009'da kötü müydü? Ya da Aygaz kötü müydü? Yılbaşından sonra mı iyi olacaktı? Mesela Adana Çimento hiç almazdınız. Mesela içeridekilere bakalım. Avot'u almışlardı hatırlıyorum. Zaten bir çeyrek durdu galiba. Gerel bu şey neydi? Spor muhabiri arkadaşın tahtası. Mesela Doğutaş Kelebek BIST 100'ün içindeyken nasıl performans gösterdi? Mesela Çimsa'yı niye alıyorsun mesela BIST 100'e? Niye? İşlem hacmi yükselmiş.
Yapılan hesaplamalarda işte bilmem kaçıncı olmuş Çimsa. Bunlar BIST 100'den çıkacak. İlk çeyrek tabii bu. İkinci çeyrek şeyi de var da açıklaması. Şimdi tabii bu yıl bittiği için herhalde daha toplu mesela %20 endeksin %23'ü değişmiş yani BIST 100'ün bir yılda ve bu önceki çeyrek girdi. Yani demek istediğim çok hızlı değişiyor. Mesela iş menkul Ekim Kasım Aralık'ta kötü müydü ya da Ağustos 2000 mesela Karel Ağustos'ta kötüydü şimdi iyi mi oldu? Yani BIST 100'e bakıp ya bu BIST 100 dışında bunu alma, bunu almayayım demek yanlış olur. Yanlış. Yani yanlışı artık düzeltemeyeceğim zaten. Yani ben değil, hiç kimse düzeltemeyecek. Çünkü adam 17.500 takipçisine BIST 100 dışında ne olur bilemem diyor yani. Ve şu değil. Ya sonuç sorun bu kanal değil. Hepsi, herkes böyle. BIST 100'ün dışına çıkma diyor adam mesela. Temettü emekliliği diye hesap açmış. BIST 100'ün dışına çıkma diyor. Ne yapacağız abi? Geçen sene o zaman iş menkul almazdık. Şimdi mi alayım ben? 2,5'tu bu şirket geçen yıl bu zamanlar belki. Belki değil. 2 küsür falandı yani. İş menkul. Şimdi mi alayım? 6'dan mı alayım? 2,5'tan almak varken. Şirket geriye dönük 2007'de halka açılmış. O zamandan 2007'de işlem görmeye başladığından beri temettü dağıtıyor. Şimdi ben almayayım bunu. 2,5'tan almadım. 6'dan aldım. Bir de iş GEO'yu alıyorlar falan. Ha bu şeyde Allah Allah bu eski dostlar. Index bilgisayar. Neyse. Böyle bir şey var. Bazı şirketler BIST 100 tabii endeksler neydi önemli? Sizin bir küçük yatırımcının, yeni yatırımcının bu yılbaşından ilk hesabını yılbaşından sonra açmış hesapları için hiçbir farkı yok endeksin. Tabii gelişen işletmeler pazarında falan değilse. O da zaten seni öne uyarıyor. Bak burada bir sözleşme imzalıyorsun. Bak buralarda sıkıntı, riskli buralar diye. Onun dışında aksigortayla hiçbir farkı yok. Yani endeks alınmış alınmamış, endekse alınmış alınmamış hiçbir farkı yok. Hepsi sürekli müzayedede. Şunu demeye çalışıyorum. Bazı aracı kurumlar BIST 100 dışında hisseleri teminat almıyor. Ve onun da öz kaynak hesapları var ya, kredili işlem. Ben hiç kredili işlem yapmadım, bilmiyorum o yüzden. Yani tüketici kredisi falan da almadım. Kredi hisselerimi teminat gösterip aracı kurumdan da kredi almadım. Bazı aracı kurumlar hatta bu yıldız pazar, ana pazar o yüzden var. Ana pazarın mesela ikinci ana pazarın portföy değerinin yarısı öz kaynak olarak hesaplanıyor. Bazı aracı kurumlarda kendilerini sağlam almak için BIST 100 dışında hisseleri teminat almıyorlar ya da BIST 100'de kredili işlem açmıyorlar. BIST 100 dışına kredili işlem. Yani mesela X aracı kurumunda artık bu genel bir uygulama mı? Aracı kurumdan aracı kuruma değişiyor mu bilmiyorum. Ağustos'ta kredili işlem yapamıyordunuz. Şimdi indekste hani anlayayım. İndeks diyeyim de anlayın. Şimdi 31 Aralık'ta kredili işlem yapamıyordum bunda ama işte 2 Ocak, 1 Ocak tatil, 2 Ocak, 3 Ocak'ta aracı kurumun sana kredili işlem yaptıracak bu tahtada. Bunu anlayabilirsin yani. BIST 100'le içinde olmakla dışı mesela Tatkı'da 3-4 sene önce BIST 100'deydi. Şimdi geri almışlar. Yani o arada gidip geldi mi BIST 100? Mesela Ber Holding'in, Beşiktaş'ın ne işi var BIST 100'de? Galatasaray, Fenerbahçe, Galatasaray. O bütün sportifleri çıkarmışlar. Bunu ben bilmiyordum. Bunları takip etmiyorum ben. Ben kendi kağıtlarıma bakıyorum. Şimdi BIST 30'a yedek paylar. Mesela Migros yedeğe alınmış. Mesela Migros'un BIST 30 olmasına ben oynarım. Şahsen yani beklerim yani sene 2021 başlarında bir Migros alınabilir çünkü iyiye gidiyor. Banka dışı likit 10. Koç Holding mesela likit değilmiş demek ki, emlak konut likitliğini kaybetmiş. Koç Holding'i hem çıkarıyorlar hem yedeğe alıyorlar. Yani bu BIST 100'ün dışına çıkmayın falan, zaten benim yorumum da burada. Bir de şu yorum için şu var. Mesela şu yoruma bakın. Şimdi bir de şuna bakın.
Tunca Turşucu'nun videosu. Ya ben bunu yeni gördüm. Daha doğrusu bu kanalı açtıktan sonra fark ettim. Böyle bazı adamlar var. Her videonun ama her video. Mesela şimdi ben Eka Türk'ün Ahmet Mergen'le videolarının altına da bakayım. Bakın ya da Ahmet Çavuş yorum yapmış olacak. Kesin. Bir tane adam vardı bütün videolara Ersu yorumu yazmış. Ersu yorumu yapar mısınız hocam? Bir de şu var mesela. Bu hadi bu biraz geyik videosu olsun. Bu kanalla birlikte fark ettim. Ellerinize sağlık hocam diyor mesela adam. Hani sen de sanıyorsun ki Akiş mesela Akiş şeyini beğendi falan. Halbuki adam onunla ilgilenmiyor yani. Ellerinize belki izlemedi bile. 10 saniye bile izlemedi. Adam elindeki kağıdı soruyor sana. Yani derdi Akiş falan değil. Adam işte analiz böyle olur. Dur bakayım Trabzonspor'da çıkarmışlar mı? Hani bir ara hepsi zaten ya şimdi düştü düşmedi. Trabzonspor zaten yokmuş. Pardon. Trabzonspor zaten yokmuş. Dediğim gibi belki kredileri kapandı. Yani kredini kapat dediler ya da illa zararına kapatacak değilsin krediyi. Ya yanlış endekse bakıyormuşuz ya. Şu. Bunu kapatalım. Trabzon'da çıkarmışlar mı? Çıkarmamışlar. Tukaş mesela çıkmış. Ha Tukaş çıktı. Acayip kafasına göre gitti yani bu tarihten itibaren. Neyse bunlar mühim değil. Dediğim gibi bu da bir fark ettiğim bir şey. Bunu da yazayım dedim. İşte benim yorumum da burada. Artık ya sağlam aslında 50 kere söylüyorum. 50 yıl daha söylesem herhalde hiç oturmayacak. Çünkü işte 100 bin takipçisi olanın söylediği var. Coca-Cola'nız ve yorum yapar mısınız? Yani bu Furkan Bey almış Coca-Cola'yı tamam mı? Analiz istiyor. Aslında yani beğenmesen de ikna olmayacak. Adam öyle soruyor ya. İkna et beni diyor adam. Motive olmak istiyor pardon. İkna değil. Zaten almış ikna olmuş. Halk geyo Özak mı bu? Pardon Özderici. Özderici geyo. Kastettiğiniz küçük hisselerin ne diye borsada işlem yapmalarına fırsat veriyorlar. Allah Allah. Ya sürekli müzayede olan tahtaların hepsi aynı. Unless hani İngilizce'de unless diyor ya. Ta ki cebinizde 10 milyon olmadığı sürece. Yani cebinde 10 milyon varsa tabii ki hacimli tahtalara girmen lazım. Ama cebinde 10 bin lira varsa emin ol hepsi aynı. Hepsi. Ya şuna bakalım mesela şuradan bakalım. Biz temettüyü değiştirdik. Tamam Temmuz. 2018 dördüncü 3 aylık dönemi için biz pay endeksleri kapsamında artık bunu da bitirelim. Mesela şu son haline baktık değil mi? Şimdi mesela Polisan Holding var mı bu güncel dönemde? Mesela Reysaç geliyor kendini çok mu kanıtladı? Yani 5 yıl önceki yerinden mesela Özak geliyor. Hep tanıdık simaları görüyorum ya Özak geliyor. Özak geliyor zaten bu senenin başında değil bu 3 ayın başında alındı galiba. Yani buradan takip edebilirsiniz. Bir de benim anladığım mesela İsmenkul de ölü bir mesela İşfin. İşfin'e bakalım hadi. İşfin'i ne zaman almışlar? 31 Mart'tan itibaren almışlar değil mi? 31 Mart, 1 Nisan. Özderici mesela. Yani Özderici yeni projeye mi başladı? Özderici benim bildiğim 2 sene önceki Özderici. Aynı. Mesela şurada alınamaz mıydı? Ya da buradan alınmış ve gitmiş işte. Yani. Demek ki gidecek ya. Mesela Trabzonspor bir yüze almışlar. Nerede almışlar? T-Spor. 31 Mart'ta alınmış. 1 Nisan'da. Bak bu da çıkmış. Gerçi 1 Nisan'dan itibaren her şey. Yani şurada biz cüz kağıdı değilmiş. Şurada alınmış ve durulmuş. Doğru. Bakın durulmuş hemen. Burada günlük. Buradan açılmış. Buradan kapanmış. Buradan açılmış. Artık bu ne? Bu brüt takas mı?
Yani anlamadım bunu. Neyse. Anlayacak ışıklar, yani ışık borsanın eskileri bilir, ışıklar grubu bayağı iyidir. Anadolu Elektriği atmışlar, Deva Holding'i atmışlar. Yani niye atıyorlar? İşlem hacmi düşüyor yani. Mesela Çemaş, vay maşallah. Çemaş'ı BIST 50'ye almışlar. Mesela neye göre aldılar? Yedek hala yedek pay, Migros hala yedek. Semih gibi oldu bu da. Genç Migros. Habire yedek. Mesela BIST 50'ye Polisan Holding'i almışlar. Polisan Holding önceki videoda vardı galiba. Bir de of, Odaj Elektrik BIST 50. Yani ICBC Turkey Bank. Dur bakayım. ICBC Turkey Bank. Acaba nasıl bir hacim var? Kaç lot? 4 milyon. Yani acaba nasıl bir ortalama hacim var? Şurada mesela güzel, şurada güzel götürmüşler. Şurada da güzel dağıtım yapmışlar yani. Lot başına 1 lira bile desem bak 77 milyon hacim var. Burada da 69 milyon var. Yani lot başına kuruşlu seviyelerde kar etsem bile acayip kar etmişler burada. Güzel. Zaten hareketli kağıtlara ben ondan girmiyorum. Çünkü lot başına 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş, 4 kuruş olsa bile acayip para, yani 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon TL kârda olan adamlar oluyor. Yerin dibine kadar basıyorlar. Adam zaten kârda. Yani kuruşla oynuyor adam artık. Yedek paylar, indeks. İndeksi almamışlar mıydı ya? Bu da iyice karıştı ha. Ha bak, yedekmiş indeks bilgisayar. Ne zaman açıklanmış bu? Eylül. Ama bu bayağı eski. Yani bu endeks muhabbeti böyle artık, yani anlatamıyorum, anlatamıyorum. Ulan biz öğretmen miyiz? Burada özel derse para mı veriyorsun? Yani BIST 100 içindeymiş, dışındaymış falan. Benim burada yorumumda duruyor. Aa, burada. Yani BIST 100 içindeymiş, bilmem neymiş. Fark etmez yani. Sürekli müzayede olsun da. Ha bir de şeye dikkat edin. İşte Ulusal 2'de, ana pazarda, Ulusal Yıldız, pardon, Yıldız Pazar'da, ana pazarda falan filan. Mesela 2019 3. çeyrek için BIST 100'e ne girmiş? Doğuş grubu girmiş. Ya şunu yan yana çıkaralım. Bakın şimdi BIST, bu da ilk çeyreği yan yana. Hadi bu videoda böyle bitsin ya, yeter. Bu ne? 2. çeyrek. Bu ne? 3. çeyrek. Bu ne? Pardon. 2. çeyrek 2019. 3. çeyrek, bu da 2020 yıl. Bir baktım Global Holding'i yani alıp dışarı atmışlar. 3 ay durmuş Global Yatırım Holding. Alıp atmışlar işte. Allah Allah, bakalım nasıl. Ya bu videolarla vallahi ben de öğreniyorum ha. Bu şey derinlikleri orada, ağırlıkları orada var. Dosyada şeyde şu. Yani ağırlık denilen şey de şudur aslında. Şunlar yani. Mesela %7 gördüm. Neymiş bu? Akbank. Bu nerede Akbank? Ha biz tüm içinde. Pardon. Şuradan biz 30 gelince o kadar çok da endeks var ki. Şimdi biz 30'da mesela Türsel %7 ağırlıklıymış. Garanti %10. Ereğli %7. Budur yani, endeks denilen şey bu. BİM nerede? BİM 8. Yani BİM'in Akbank kadar ağırlığı var. BİM son dönemde iyi gitti. Şimdi Global Yatırım Holding'e bakalım. 3. çeyreğine bakalım. 3. çeyreğine 1 Ekim. Ekim'de başlamış abi. Buraya kadar. Maşallah. Zaten endeks dışına çıkınca bir bak, yeni yılda düşmüş, gördünüz mü? Yani burada işte yok senin payların öz kaynak olarak kabul ederim, etmem. İşte 0.8 ile çarparım. İşte 1 ile çarp. Kimisi de mesela ne diyoruz? Gayrimenkul mesela Reysaç'ta 300 liralık borç almış. 300 liralık borç var. 350 liralık ipotek temini, ipotek verilmiş. Neden? Çünkü gayrimenkul ikinci sınıf bir teminat. Karşılıklar kararnamesi öyle emrediyor. Şimdi 3. çeyrek bakın, bunları bu sefer de çıkarmışlar özlemi. Yani o kadar hızlı
şey yapıyor ki, endeks değişiyor ki, hani aman endeks yüzünün dışına çıkmayayım desen, bakarsın bir 6 ay sonra kağıdını çıkarmışlar endeksten. Ne yapacaksın yani, satacaksın mı? Yani kredili işlemin varsa bilmiyorum. Mesela ne ara aldınız ADS'yi? İş gayrimenkulü ne ara alın? Banvit. Yani Tekart Turizm, Karel, Marel. Yani mesela BIST 50'den şoku niye çıkarıyorlar? Ha şimdi mesela ODAŞ'ı çıkarmışlar bu sefer. Giriyor, çıkıyor, giriyor, çıkıyor. Akıl sıra ermiyor Borsa İstanbul'a.